Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir şahıs, muhalefet liderlerini kafalarını kesmekle tehdit etmişti. İnfial yaratan görüntülere tepki söteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hiçbir devlet yetkilisinin harekete geçmemesine eleştirerek, yoksa yeni koalisyon ortağınızı kızdırmaktan mı korkuyorsunuz diye yazdı. Altaylı'nın Perşembe günü kaleme aldığı yazıya Hüda Par'ın talebiyle erişim engeli getirildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Altaylı, Batman'da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma Hüdapar'ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde, dedi. Altaylı'nın yanı sıra Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın da yazısına Hüdapar'ın talebiyle erişim engeli geldi. Saymaz, Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Hizbullah tarafından 1998'de kaçırılan ve Konya'da bir mezar evde 38 gün sorgulanıp domuz bağıyla öldürülen, kaybolduktan 555 gün sonra evin temeline gömülmüş halde bulunan Konca Kuriş'in ağabeyi Mehmet Genç'le bir görüşme gerçekleştirerek yazısında yer vermişti. Saymaz, sosyal medya hesabından karara ilişkin, Hizbullah tarafından katledilen Konca Kuriş'in ağabeyi Mehmet Genç'le yaptığım söyleşi içeren köşe yazım hakkında Hüdapar'ın başvurusu üzerine erişime engelleme kararı alındı. Yarın Hizbullah hakkındaki yazı